Ayın paslanması mümkün mü? Mars'a kızıl gezegen denmesinin nedeni yüzey toprağının kırmızı renginde gözükmesi. Şimdi ise şaşırtıcı bir olay gerçekleşiyor. Bu da ayın kızıllaşması. Yani ayın paslanması. Ay neden kırmızılaşıyor? Ayın paslanması nedir? Ay yavaş yavaş kırmızılaşmaya başlıyor. Paslanma için oksijen olması gerekmiyor mu? Ayın paslanma olayına girmeden önce pas nasıl oluşur kısaca bakalım. Pas, yani demir oksit, demir elementi su ve oksijen ile karşılaştığında ortaya çıkan, rengi kırmızıya çalan bir bileşik. Vida, tel, kapılar gibi metal yüzeylerde pası çok rahat görebilirsiniz. Mars'a, kızıl gezegen denmesinin sebebi, üzerindeki pas renginden dolayı. Uzun zaman önce Mars'ın topraklarında bulunan demir, oksijen ve su ile tepkimeye girerek, üzerindeki demir parçalarının oksitlenmesine neden olduğu için kızıl gezegen diyoruz. Güneşten gelen güneş rüzgarları içindeki hidrojen molekülleri ile topraklara vuruyor. Ve ayın bu yüzünde hematit bir demir oksit formu bulunuyor. Ayın uzak tarafındaki kraterlerde bulunan donmuş suyu saymaz isek, ayda su yok. Ve donmuş buzda hematitlerin yani demir oksitlerin çoğunun bulunduğu yerden de çok uzakta. Fakat bunu ay için demek normal değil. Çünkü oksitlenme için oksijen yok ve kraterlerdeki donmuş buzullar haricinde oksijen bulmak mümkün değil. Paslanma için oksijen gibi elementlerin olması gerekir. Peki bu nasıl olabilir? Ayın atmosferi yok. Güneş rüzgarları savrulduğunda Dünya kendini koruyabiliyor. Çünkü atmosferi var. Peki ya Ay kendini nasıl koruyacak? Maalesef Ay'ın atmosferi olmadığı için bu mümkün değil. Fakat çok az da olsa, oksijen Dünya'dan Ay'a gidiyor. Dünya'dan Ay'ın bize bakan tarafına uzanan manyetik kuyruk ile oksijen taşınıyor. Dahası, her dolunayda, manyetik kuyruk güneş rüzgarlarının %99'unu engelleyebiliyor ve geçici bir süre boyunca Ay'ı koruyucu bir zırh gibi örtüyor. Bu süre zarfında yüzeyde pas oluşabiliyor. Fakat halen pasın oluşması için hayati bir bileşen daha olması gerekli. O da pasın en önemli maddesi olan su. Ayın uzak tarafındaki kraterlerde bulunan donmuş suyu saymaz isek, ayda su yok. Ve donmuş buzda hematitlerin yani demir oksitlerin çoğunun bulunduğu yerden de çok uzakta. Ancak araştırmacılara göre, Ay'a çarpan hızlı toz parçacıkları, yüzey katmanında sıkışmış kalmış olan su moleküllerini yüzeye çıkartarak, suyun demirle karışmasına neden olabileceğini öne sürüyor. Bu toz parçacıkları, üzerinde su molekülleri taşıyor bile olabilir. Ve çarpmaları, nedeniyle oluşan ısı, oksidasyon oranını artırıyor olabilir. Bu olay, Ay hakkında farklı araştırmaların başlangıcı olacağını gösteriyor. Ay araştırmaları giderek artmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler.